Merhaba sevgili izleyenlerimiz, sizlere bu programımızda StreamYard uygulamasına konuk olarak nasıl katılınır, o konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Burada ilk önce yapacağımız bize WhatsApp'tan gönderilen, burada görmüş olduğunuz WhatsApp'tan gönderilen linkten ki uygulamayı açacağız hep beraber. Oraya girelim. Evet. Burada mesela bana WhatsApp'tan gelen uygulamadan bir link gelmiş. Bu linki aldım. Girmeye çalıştığımda linke giremiyorum. Girememe sebebimle baktığımızda bu Opera programında bende reklam engelleyici açık olduğu için şu anda açılır pencerelere izin vermediği için StreamYard'a giremedim. Dolayısıyla yapılması gerekeni anlatacağım. Yeniden WhatsApp'tan gelen linkimizi kopyalıyoruz üzerine basarak Google uygulamasına giriyoruz ve Google uygulamasına yapıştırdığımızda direkt Google'un buradaki uygulamayı açıp en üst kısmına yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Burada kilit işareti gibi bir işaret var StreamYard'ın yanında. Eğer o işaret burada da açılmadığında o kilit işaretine basarak mikrofon ve kameranızın bu uygulama tarafından kullanılmasına izin vermeniz gerekiyor. Devam edelim. Arkasından devam ediyoruz ve continue. Ben dedi ki biraz önce oraya gelelim yeniden. Şuradan devam edelim yeniden. Kopyaladık, girdik ve şu anda sisteme buraya evet buraya geldiğimizde diyor ki burada karşınıza şu çıkabilir sizin YouTube'la mı devam etmek istiyorsunuz Facebook'la mı devam etmek istiyorsunuz diye size sorar. YouTube'u seçip oraya Gmail adresinizi yazıp şifre girmenize gerek yok. Sadece Gmail adresinizi yazarak kaydolmanız gerekir. Gmail adresini kaydolduktan sonra continue o hangi yani devam edeceğiz. Benim kendi ismimle olan Gmail'imle oradan devam ediyorum ben. Devam ettiğimde buraya geldim. Burası stüdyonun giriş kısmı. Az geriye alayım. Orayı yeniden göstereyim size. Evet. Oraya geldiğimde devam ediyor. Evet. Burada stüdyonun giriş kısmında burada display name yazan kısma isminizi yazıp arkasından Enter Broadcast Studio'ya basmanız gerekiyor. Burada girdikten sonraki işlemleri anlatmaya devam edeyim. Girdim. Sesim mikrofonum açık olduğu için çalışıyor ve buraya geliyoruz. Buraya girdiğinizde ben sizi artık görüyorum. Yani buradaki yayın masasındaki arkadaş sizin oraya girdiğinizi görüyor zaten. Ona hem sesli hem de görüntülü olarak görüntünüz de çıkıyor. Burada mikrofon tuşuna bastığınızda mikrofonu sessize alır. Kameranın üzerine bastığınızda kameranızı kapatır. Burada cam mic yazan yere bastığınızda orada karşınıza kamera mesela diyelim ki cep telefonunun ön ve mü arka kamerasını mı kullanacaksınız? Onu seçebilirsiniz. Audio kısmında da hangi mikrofonunuzu birkaç tane mikrofon varsa ola ki bilgisayardan giriyorsanız birkaç tane mikrofonla burada onlardan siz kullanmak istediğiniz mikrofonu seçebilirsiniz. Chat kısmında da yayın masasıyla ekrana gitmeden gizli olarak chatleşebiliyorsunuz. Live denilen şu çarpı işaretine kırmızılı bastığınızda da yayından komple çıkıyorsunuz. Yayında işiniz bittiğinde yayınınızı yaptıktan sonra bu tuşla çıkmanız da gereklidir. İyi olur en azından. Bir dahaki girişlerinizde ola ki kolaylık sağlar size. Bu şekilde yayın masasındaki arkadaş sizi görüyor. Zamanınız geldiğinde de size chatten yazabilir veya başka bir yerden yazabilir. Sizi direkt yayına alabilir. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.